İsrail-Filistin gerilimi 7 Ekim'deki Aksa tufanıyla zirveye çıktı. Hamas'ın tüm dünyayı şaşkınlığa uğratan harekatından sonra İsrail Gazze'ye saldırmaya başladı. 2023'e damga vuran çatışmalarda şimdiye dek 20 bini aşkın Gazze'li hayatını kaybetti. Peki İsrail ve Gazze'yi yeni yılda ne bekliyor? İsrail'in Gazze'deki hedefi ne? Saldırılar nasıl durdurulacak? Gazze'nin durumu Türkiye'nin dış politikasını nasıl etkileyecek? Gazete Duvar yazarı Fehim Taştekin, İsrail-Gazze çatışmasına dair merak edilenleri yanıtladı. Başlangıçta 7 Ekim sonrasında ilan edilen bazı hedefler var. Rehinelerin kurtarılması, Hamas'ın tamamen yok edilmesi, işte tünel sistemlerinin imha edilmesi, Gazze'nin silahsızlandırılması ve de açıkça söylemeseler de çok sayıda ima ile ya da böyle öneri gibi tartışmayla Filistinlilerin sürülmesi, Sina'ya ve ya da başka yerlere sürülmesi. Bu savaş stratejisinde paylaşılan ve İsrail kamuoyuna, dünya kamuoyuna sunulan hedeflerdi. Bir de tabii bu hedefler güdülürken Gazze'de Hamas sonrası nasıl bir senaryo takip edilecek? Bu özellikle Amerika ile İsrail arasında bir tartışma konusu ola geldi. Çünkü Amerikan tarafı sonsuz desteğini sunarken İsrail'e diyor ki oyun planı nedir? Kafanda ne var? Yarınki plan ne olacak? Yani Hamas'ı hadi diyelim ki yok ettin ve sonra ne olacak? Burada Amerikalılar ile İsrailler arasında çeşitli tartışmaların olduğunu işte basına sızdığı kadarıyla anladık. Şöyle, uluslararası güç konuşlandırma meselesi konuşuldu. Yani Birleşmiş Milletler onaylı bir güç, Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin ve Batı'nın katılımıyla. Bunun dışında tabii bunun zor olacağını anlıyorlar. Bir Arap gücünün konuşlandırılması, yani Filistinlerin Araplara en azından direnç göstermeyecekleri varsayımdan hareketle. Bir de İsrail'in orada işgalci olarak kalıp kalmayacağı tartışıldı. Amerikalılar burada El Fetih'in Gazze'ye de hükmetmesi konusunda bir öneriyi pişirmeye çalıştığını anlıyoruz. Şimdi henüz İsrail Amerikalıları stratejisi konusunda ikna edebilmiş değil. Hedefleri tam olarak tutturulamadı. Yani baktığımız zaman hiçbir rehine kurtarılamadı ve bu saldırılarda ölen rehineler oldu. Yani İsrail kendi rehinelerini öldürmüş oldu. Hamas'ın askeri yapısını çökertme hedefi de gerçekleşmedi. Tünel sistemleri, yani özellikle kuzeyde %40 civarında bir imha söz konusu. En azından Filistinli kaynaklar da bunu böyle tartışıyorlar. Orta kesimde %20 civarında bir imhadan bahsediliyor. Yani direnişin altyapısını çökertme anlamında kuzeyde, kuzey parçada diyelim. Yani Gazze'yi üçe bölersek kuzey parçada %40'lık, orta kesimde %20-30 civarında bir başarıdan söz ediliyor. Ama 3 aya yaklaşan bir süreçte bu başarı çok başarı sayılmaz. Komuta kademesinde ya da emir komuta zincirinde bir kopukluk yaşanmadı şimdiye kadar. Filistinli kaynaklardan edindiğimiz bilgiler bu yönde. Bunun dışında Filistinlilere sürme, yani aslında soykırımı tamamlama demek lazım buna. Sina'ya sürme konusunda çok fazla tartışma yürütüldü. İsrail İstihbarat Bakanlığı'na sunulan bir rapor var. Daha doğrusu hükümete sunuluyor. İstihbarat Bakanlığı'nda hazırlanan bir rapor ve bu geniş bir şekilde tartışılıyor. Yani orada da mesela 3 senaryo tartışıldığını gördük. Yani bu senaryolar işte Gazze'ye El Fetih yönetiminin taşınması, tabii İsrail'in askeri olarak orada kontrol elinde tutması, sivil idarenin El Fetih'e verilmesi, işte bir Arap idaresinin kurulması ama İsrail'in yine güvenliği kendi deruhte etmesi, yani bir anlamda yarı işgal denilebilecek bir durum yaratma. Hükümete sunulan yol haritasında 3. seçenek de burada Filistinlerin sürülmesi, İsrail'in burada yeni bir saha gerçekliği yaratması. Şimdi bütün bunlar, bu hedefler hala İsrail basınında vesaire konuşuluyor ve tartışılıyor. Ama diyeceğiz ki yani bunlara ulaşıldı mı? Hayır. Mısır mesela Sina'ya Filistinlileri sürmeyi savaş nedeni sayacağını duyurdu. Filistinlilerin başka ülkelere taşınması konusunda da Amerikan yönetimi özellikle pazarlıklar yürüttü ve bu konuda da başarılı olamadılar. Bakarsanız Netanyahu mesela hala pazartesi günü bir açıklama yapmıştı. İsrail'le Likud Partisi üyelerine orada hala Filistinli mültecileri kabul edecek bir ülke aradıklarını söylüyor. Bu sıralamalar açısından, yani hedef sıralaması açısından henüz İsrail'in bir yere vardığını söyleyemeyiz. Tabii ki en önemli destekçisi Amerika ve Amerika'nın tutumuna bağlı pek çok şey. Yani Amerika bu desteği keseceğini söyleyerek İsrail'i durdurabilir. İsrail'e dur
dediği takdirde İsrail tek başına bu savaşı yürütemez. Bu savaş, yani İsrail'in 75 yıllık tarihinde ilk kez Amerikan desteği, Amerikan güçleri olmadan bir savaş yürütemeyeceğini gösterdi. Bu İsrail açısından son derece kritik bir duruma işaret ediyor. Önceki savaşlarda böyle bir şey yoktu. Hani Amerika bütün askeri varlığıyla Orta Doğu'da İsrail'i temin etmek üzere konuşlanmış durumda. Haliyle Amerika'nın bu desteği çekildiği takdirde İsrail durmak zorunda kalacaktı. Amerika'da iç kamuoyunun bir takım hassasiyetleri var. Seçimler nedeniyle Biden bu konuda İsrail'i kızdıracak, Yahudi lobisini kızdıracak, evangelistleri kızdıracak bir pozisyona düşmek istemiyor anladığımız kadarıyla. Ama bir baskı var. Yılbaşına kadar bir esnek, bir uyarı söz konusu. Yani işini yılbaşına kadar bitir, yeni yıla kadar bitir diyen bir Amerikan yönetimi. Ama bunlar telkin düzeyinde olan şeyler. Yani bir şekilde uyarılar. Pek çok taraf yeni yılda İsrail üzerinde Amerikan baskısının artacağını öngörüyor. İsrailliler ise 2-3 ay daha bu işin süreceğini belirterek Amerikan desteğinin uzatılmasını talep ediyor. Orada sıkı bir pazarlık döndüğünü söyleyebiliriz. Ama Amerikalılar da burada mesela İran'la hiçbir gerilim süreci yaşıyorlar. Yemen Kızıldeniz hattını son derece nazik hale getirdi. Yani İsrail'e karşı Filistin'e destek veren Husiler gemi alıkoyma ya da roket ve füze sallama gibi taktiklerle ısrarcı bir şekilde orada dengeyi alt üst ettiler. Şimdi Amerikan yönetimi mesela Kızıldeniz'de bir yani Husileri caydıracak, cezalandıracak uluslararası bir güç konuşlandırmakta zorlanıyor. Bir koalisyon oluşturmakta zorlanıyor. Mesela koalisyon için pek çok ülke isim vermiyor. Destek verenler bile isimlerini sunmuyorlar. Açık bir şekilde destek veren en önemli 3 ülke İtalya, İspanya ve Fransa çekildi. Diğerleri Avrupa'dan bir Norveç ve İngiltere var. Yani Amerikan yönetimi mevcut İsrail'i %100 destekleme konusundaki pozisyonunu sürdürmekte biraz zorlanıyor. İran'la gerilimler artıyor. İsrail tabii İran'ı işin içerisine çekerek Amerika bölgedeyken savaşı genişletme yönünde bir kışkırtıcı hamlede de bulundu. Geçenlerde devrim muhafızlarının Suriye'deki komutanını Musavi'yi öldürdü. Bu tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. Ama İran, İsrail'in oynamak istediği oyunu oynamayacağını ve misillemeyi muhtemelen işte milis güçler üzerinden yapacağını hissettiriyor. Ama Amerika'yı kasan bir şey bu. Yani bu gelişmeler pek çok cephe şu anda Amerika'yı yoruyor. Ve Amerika burada kontrolün devreden çıkması ya da kontrolsüz bir çatışmanın tırmanması halinde Orta Doğu'ya çok büyük bir güç yığmak zorunda kalacağını görüyor. Yani Irak Savaşı'ndan daha büyük bir çatışma potansiyeli var. O yüzden Amerikalılar şu an bunu bertaraf etmek istiyorlar. Bu baskılar yeni yılda İsrail üzerinde de Amerikan tarafından hani bu savaşı bitir şeklinde bir baskıya yol açabilir. Böyle bir beklenti var. Ha bu devam ederse, bu şekilde devam ederse İsrail derse ki ben Gazze'nin kuzeyinde yaptığım yıkımı orta kesimi de ve güney kesimi de kapsayacak şekilde tamamen durduracağım ve Filistinlileri bir şekilde hayatta kalamaz bırakıp göçe zorlayacağım derse şimdiye kadar o konuştuğumuz büyük senaryo yani çatışmaların Lübnan'ı, Suriye'yi, Kızıldeniz hattını da içine alacak ve hatta İran'ı da içine alacak şekilde genişleme senaryosunu o zaman daha ciddi bir şekilde konuşuyor hale geleceğiz. Ama bölgede pek çok aktör son derece rahatsız. Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün mesela Kızıldeniz'deki çatışmalar onları çok fazlasıyla tedirgin ediyor. O yüzden çatışma demeyelim de oradaki hani yeni durum diyelim. Onlar da bir yandan Amerika'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani bu işi daha fazla uzatmayalım diye. Şimdi Amerikalılar da şunu anladılar. Yani İsrail şu ana kadar işte çok ciddi bir şekilde bir operasyon yürüttüğünü söylüyor ama Hamas'ın 3 ay içerisinde omurgasını çökertemedi. Hatta yeni öngörüler bütün kayıplara rağmen Hamas çok daha şiddetli bir şekilde geri dönebilir. Çünkü bir izlek var. Yani 2008-2009 savaşı, 2012 sonra 2014, 2017-18 çatışmaları, 2021 ve sonra 2023. Her birinde daha kartopu gibi büyüyen bir öfke ve daha yeteneklerini geliştirmiş bir direniş hattı oluştu. Şimdi ilk kez İsrail'i içeriden vurmayı başardılar 75 yıl içerisinde. Bu 67 savaşının kapsamını da aşan, daha İsrail'i daha da zorlayan bir duruma işaret etti. Filistinler oyunun kurallarını değiştiriyoruz dediler. Bu afallatıcı bir şey ve İsrail buradan mesela 7 Ekim'de yaşadığı o şokla birlikte uluslararası toplumdan elde ettiği desteği 75 yıl içerisinde hiç bu denli elde edememişti. Yani bütün Avrupa İsrail'in her dediğine evet diyecek kıvamdaydı. O kadar geçmişti.
2023'te ateşkes çağrıları hemen yapan Avrupa bu kez birkaç ay ateşkes çağrısı yapamadı. İsrail bu krediyi sonsuz suç işleme kapasitesiyle tüketti. Haliyle şimdi Avrupa'da artık İsrail'e bitir diyor. Bu baskıların BM oylamalarını da yansıdığını görüyoruz. Yani Amerika BM Genel Kurulu'ndaki oylamalar en azından birkaç tane anlamsız ülkeyle birlikte ya da uydu ülkeyle birlikte yalnız kaldı. Bu da önemli ve Filistin davasını tamamen gömmüş gibi davranan Amerikan-İsrail ekseni, Abraham anlaşmalarıyla bunu ileriye götürmek isteyen bu eksen artık Filistin sorununun yeniden dirildiğini görüyor. Herkes görüyor daha doğrusu. Yani Filistin meselesi bitmedi, bitmeyecek. Bu savaş bunu da göstermiş oldu. Yoğun bir diplomasi yine devam edecek ama bu sorun böyle çözülmeyecek. Şimdi burada tabii ki El Fetih'in, ki ben bunu siyasi bir kadavra olarak görüyorum, El Fetih'in diriltilmesi en önemli kart olarak şu anda pek çok yerde tartışılıyor. Mısır arabuluculuk yapıyor ve son Filistinli örgütlerle toplantıda öncesinde Amerikalılar ve İsraillerle müzakere edilmiş bir planı masaya getirdiler. Bu planda direkt hani gel El Fetih şeyde Gazze'de iktidarı ele al diyemiyorlar. Çünkü El Fetih'in böyle bir kapasitesi yok artık. Bir de Filistinli örgütlerin bunu kabul etme ihtimali yok. Fakat şunu söylüyorlar, bir Araf Olmur gibi, yani bir teknokratlar hükümeti kurulabilir. Bu hükümet sivil işleri idare eder. Ama İsrail'in hedefinin dışında bir şey bu. Fakat bunu şu şekilde sunabilirler. Yani işte hani Hamas iktidarı değil artık, iktidardan uzaklaştırıldı diyebilirler. Fakat fiiliyatta aslında durum hani çok bir şeyi değiştirmeyecektir. Orada yaklaşık 12 tane örgüt var. Hamas en büyüğü. Bu örgütler artık ortak hareket ediyorlar. Fetih bunlar arasında çok fazla bir karşılığı olan bir şey değil, yapı değil. Hamas ise bu geçiş döneminde bir teknokratlar hükümetini belki kabul edebilir. Ama kendi koşulları var. Bunu çok net olarak deklare ettiler Mısır'da. O da şu, yani kalıcı ateşkes, kapsamlı ateşkes olmadan hiçbir şeyi konuşmayacağız. Yani önce ateşkes olacak, ondan sonra rehineler konuşulacak ve bu rehineler meselesinde de başka bir strateji güdülüyor. İşte hapishanedeki 3 önemli Filistin liderin bırakılması. Biri Hamaslı, birisi El Fetihli, birisi de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin genel sekreteri. Bu üçü dışarıya çıktığı takdirde oyun tamamen değişecektir. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tekrar diriltmek gibi bir amacı var bunların. Filistin yönetimi, mevcut yönetim asla varlığını sürdüremeyecektir vesaire. Filistin tarafını dinlediğimiz zaman onların dediği şey şu, yani şu anda çaresiz değiliz, yeniliyor değiliz ve de yani bizim koşullarımız var, biz masaya koşu getirecek konumdayız. Şimdi bu mesajın Filistinli kaynaklara göre sadece Mısır ya da diğer muhataplara değil, aynı zamanda Hamas'ın siyasi kanadına da verildiğini anlıyoruz. Yani siyasi kanat tabii ki müzakereleri yürütüyor ve bu siyasi kanatta birazcık daha esneklik var. Siyasi kanada verilen mesaj, yani sağlam durun, biz burada sağlamız. Haliyle çok çetin bir pazarlık süreci de önümüzdeki günlerde şekilleniyor olacak. Gazete sanatın en büyük mesailerinden birini yapan Netanyahu, adını tarih ettiğinden Gazze kasaplı olarak yazmıştır. Doğrusu Batılılar Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözlerini daha çok tüketime yönelik polemik olarak görüyorlar. Çünkü Erdoğan İsrail'i zorlayacak herhangi bir siyasi, ekonomik, diplomatik önlem almıyor. Almayı da reddediyor. İsrail'in en hayati ihtiyaçları Türkiye'den karşılandı ve karşılanmaya devam ediyor bu süreç içerisinde. O yüzden de Erdoğan'ın yüksek tonda konuşması aşağıdan İsrail'le işbirliği devam ederken çok da Türkiye'nin herhangi bir tarafla ilişkilerini etkileyecek bir boyut taşımıyor bana göre. Ya fiilen de öyle zaten. Yani kimse Erdoğan'ın Hamas'la ilgili çıkışları nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmüyor, düşünmedi. Bir Hamas'la ilişkilere sahip bir Batılı müttefik her zaman Batı açısından tercih edilir. Bunu da unutmamak lazım. Yani bir konuşacakları bir kanalın olması önemli. Erdoğan bu kanal olma açısından onlar için işlevsel olabilir. Bir de Hamas'ı Erdoğan'ı dönüştürmek gibi bir takım şeyleri de var. Yani planları da var. Bu da Batılıların işine gelir. Yani Hamas'ın direniş örgütü olmaktan çıkarılması. Şimdi El Fetihleştirilmesi ya da İran'dan uzaklaştırılması, silahlara veda etmesi. Bütün bunlar Erdoğan'ın şimdiye kadarki ayak izlerine baktığımız zaman yapmak istedikleri şeyleri tanımlıyor. O yüzden Batılılar bunu bu şekilde, pragmatik bir şekilde meseleye birazcık daha farklı bakabilirler. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hani Hitler'den
garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibariyle Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan alıyor destekleri. Amerika'dan her türlü destek geliyor. Ve bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazze'liyi bunlar ne yaptılar? Öldürdüler. Evet, tabii kamuoyundaki tartışmalar vesaire bunlar malum. Şimdi Hitler meselesine gelince, eğer Hitler'e benzettiyse Erdoğan Hitler'le işbirliğini neden sürdürüyor sorusunu sormak lazım. Yani ahlaken gerçekten Hitler diyebiliyorsan o zaman Hitler'le ticari, ekonomik, siyasi ilişkilerini kesmen gerekir. O Hitler'le bu savaştan hemen önce işte şeyde New York'ta oturdu, el sıkıştı. Burada müthiş bir tutarsızlık var Erdoğan açısından ve elbette ben Netanyahu'nun bir soykırımcı olduğunu düşünüyorum. Hiç tereddütsüz bunu söylüyorum. İsrail'in 75 yıldır uyguladığı bir soykırım, etnik temizlik stratejisi var. Devlet politikası olarak devam ediyor. Bu Netanyahu ile sınırlı değil. Erdoğan da bunu biliyor olmalı ama İsrail'in en iyi dostları arasında her zaman yer almıştır kendisi. Yani Mavi Marmara ve diğer meselelerde İsrail'e çıkışları, İsrail'i memnun eden Erdoğan ya da İsrail'i memnun eden Erdoğan politikaları gerçeğini değiştirmiyor bana göre. Şimdi beri taraftan da Netanyahu da bir koz kullanıyor. O da diyor ki sen de Kürtleri katlediyorsun. Sicilin senin kötüyken bana laf edemezsin diyor. İki lider aslında birbiriyle çok iyi paslaşıyorlar, öyle söyleyeyim. Yani Netanyahu'nun Kürtlerle ilgili söz söyleme hakkı var mı? Yok. Yani bir soykırımcı Kürtlerle ilgili bir şey söyleyebilir mi? Ve bunun bir değeri olabilir mi? Hayır. Ama Erdoğan tam da işte bu 7 Ekim öncesinde Rojava'da sivil altyapıyı hedef alan bir saldırı başlatmıştı. Bunu açık bir şekilde Hakan Fidan deklare etmişti. Sivil altyapıyı hedef almak şu anda Erdoğan'ın İsrail'i eleştirirken kullandığı en önemli argüman. İsrail'i buradan eleştiriyor. Tabii ki eleştiri haklı fakat Erdoğan gibi bir ismin ağzından gelmesi bu eleştirilerin işte meselenin biraz hani kıymetini düşürüyor aslında. Çünkü işin içerisinde bir tutarsızlık var. Erdoğan Rojava'da Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin bulunduğu alanlarda petrol istasyonları, elektrik santralleri, su tesislerini, dolum tesislerini, gaz tüp tesislerini, hatta hastaneyi bombaladı. Tabii 7 Ekim'de biraz afalladılar ve bu operasyonlar durdu. Fakat son 2 haftadır daha bir tırmanış söz konusuydu. İşte bu askerlerin yaşamını yitirdiği, Irak tarafında yitirdiği çatışmalardan sonra yeniden başladı. Yine sivil altyapıyı vuran bir Türkiye operasyonel şeyi var, stratejisi var. Bu Türkiye'nin sözünün değerini, Erdoğan'ın sözünün değerini düşürüyor. Bu polemik iki taraf arasında devam eden bir polemik. Yani işte bundan taraflar tatmin oluyor vesaire. Ama bu polemikten açıkçası Türkiye'nin Batı'yla, Amerika'yla ilişkileri çok fazla etkilenmez. Erdoğan bakarsanız şimdi tam da mesela bu bombardıman yeniden başlarken İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili komisyonda hemen bir onay çıkardığını görüyoruz. Yani taktik Batı'yı teskin edecek yaklaşımları da içeriyor. Erdoğan bütün gerilim stratejisini bu tür iliştirme ya da U dönüşleriyle idare edilebilir düzeyde tutmayı başardı. Bu konuda son derece profesyonel. Batı'yla ilişkileri hep böyle şantaj, kart ve ardından da tavizlerle birbirini dengeleyecek şekilde yürüttü. Ben hani Batı'yla sorunlar yok demiyorum. Yani Batı'yla mesela işte Macaristan Başbakanı'nın da sorunları var ama Avrupa Birliği'nin üyesi. Geçmişte sorun çıkaran pek çok ülke oldu. Avrupa'nın başını ağrıtacak pek çok taraf vardı. Yani işte bir dönem Şırak zamanında da Avrupa Birliği'nin başını ağrıtan bir Şırak vardı. Bunlar idare edilebilir ayrılıklar. Erdoğan birazcık daha dozu yüksek ama kamuoyuna daha çok oynayan bir strateji güdüyor. Yani daha doğrusu taktiksel politikalar üretiyor. Batılılar da bunu anladılar ve çözdüler. Yani yüksek sesle çıkışlar, protestolar falan filan yapan Erdoğan en nihayetinde Batı'da en işbirliğine açık, en pragmatik lider olarak da kariyerini göstermiş oldu. Bunu herkes bu şekilde değerlendiriyor diye düşünüyorum.